Naime'nin iltica ettiğini ilk ne zaman öğrendiniz? Çok geç duydum ben onu. Mina'da çalışıyordum ben kendim. Otobüste gelirken işçi arkadaşlardan biri geldi. Bir şeyden haberin var mı falan. Yok dedim ben. Naim dedi böyle bir iltica etmiş, kaçmış falan. Aslıdır değildir. Geldikten sonra gittim. Bizim burada mevreyin açalım yine. Böyle böyle dedim mesela. Bu işinden bütün sorumlusu sizsiniz dedim. Ben dedim size teslim ettim. Sonra hakikaten tam dediğim gibiydi mesela. Yani yoktu haberim yani. Ben onlardan, arkadaşlardan işittim yani. Evet. Aslı değildir falan. Sen kimden duydun Ulaf'ı bilmem ne. Halbuki Ulaf çıkalı da bir ay olmuş. Bak sen bir haftaydı. Ya ondan sonra benim tepkimi görünce onlar öyle bir şeyden ihtiyacın olursa bizi arayacaksın dediler. Ben zaten o zaman söyledim onları siz dedim. Bunu dedim nereye gittiğiniz dedim. Ben, gittiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Ya dedim beni dedim onun yanına gönderirsiniz. Ya dedim onu benim yanıma getirirsiniz. Adamlar buldu havalıyı bıraktılar. Evet tamam dediler. Böyle bir şeyden ihtiyacın olduğu zaman da gelirsin dediler. Bize hiç kimseye dert dökmeyeceksin sen. Etraftan gelip gidenler çok olur belki. Ama kulak asma sen de şeyler falan dediler. Ben de dedikleri gibi hakikat bir rahatsızlıklarını duymadım adamlardan. Naim Türkiye'ye kaçtıktan sonra 2 yıl boyunca kendisiyle görüşebildiniz mi? Telefon aracılığıyla da olsa. Görüşemedik. Son zamanı telefon açtılar. Gazeteci birisi telefon atmış galiba. Ben de hastanedeydim. İşte biraz iş kazası geçirmiştim. Parmaklarımı vurdurmuştum ben. Hastanedeydim. Gazeteden aramışlar. Artık iş kemara gelip durmuş. Herhalde pasaportlar falan hazırlamışlar bunlar. Peki Naim iltica ettikten sonra sizi Bulgaristan'dan kovdular. Bu kovulma aşaması nasıl gelişti? Telefon aradım belediye başkanı. Çocuklar dedi al dedi gel bizim yanıma dedim. Nasıl çocukları alayım dedim. Birisi dedim asker dedim. Küçüğü az kalkalı 3 gün oldu askeri. Büyüğü zaten çalışıyordu. Bir anda askerliğini yapıyordum. Ötekin dedim nerede olduğunu siz dedim benden daha iyi biliyorsunuz. O vakit sen geldiler. Bu artık Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kişi gelmiş, pasaportları getirmiş falan. Bunlar hazırmış ama ben bilmiyorum anladım, ki. Anladım. Hatta neye çağırdıklarını bilmiyorum orayı. En sonunda artık ısındım ben neye çağırdıklarını. Pasaportların kimini çıkardılar, kimini çıkarmadılar. Küçük zaten yeni evlenmişti. Torunun pasportu yok. Küçük gelinin pasportu yok. Ben de dedim, anladım artık bir işin nereye giderdiğini. Dedim pasaportlarının yarısı da olmuş dedim. Ben dedim gideceğim dedim. Hiç onun için rahat olun. Ondan sonra fazla uzatmadılar. Hadi dediler git sen eve. Ya kimseye dediler söyleme. Ya kimseye söyleme söyleme. Bizim blok zaten burada 70'er kişiden 150, 200, 300 kişi. Mestanon'daki evinizden nasıl çıkardılar? Sarmışlar abi her türlü 4 tarafı. Koşka bak yolun, Potko yolun. Bunlar burada tam yolun ortasında bir zabedeni de var. Burada zabedeni kapatmışlar. İşte poz koymuşlar 2 tarafa. Gelip giden olmasın buralar falan gibilerinde. Bu zaman da öyle götürüldü. Doğrudan Kapıkule'ye mi götürüldünüz? Kapıkule'ye gittik. Orada akşamladık. Sabah olunca oradan devam ettik işte. Zaten yakınmış oraya. Naim'e kavuştunuz ve belirli bir süre Türkiye'de yaşadınız. Daha sonra ilk defa Bulgaristan'a ne zaman döndünüz? Stajım vardı, işlemişlerim vardı. İşte bunları evrakları toplayıp emekli maaş için yatırdık. Gittik artık gidiyken serbest oldu artık bundan sonra. İşte kış günü öteyiz, yaz günü buradayız. Geçmişte kalan bu olaylara baktığınızda ne söyleyebilirsiniz? Bunu devlet düşünmüş, yapmış. Belki yaptığına da pişmandır.
Ama olmasaydı öyle şeyler daha iyi olurdu. Çünkü insanlar bütün gücünü, kuvvetini kurucular verdi. Temelini sağlamlaştırdı. Çalışmış olduğu parayı, masrafı harcadı. Evini yaptı. Oğlunu, hani geleceğini düşünerek. Doğru. Mesela 60 olsaydı yolları, insanlar, gençler çıksın gıra gitsin. Döviz gelirdi. Devlet devlet yıpranmazdı. Ta kalkınırdı yani. Ama şimdi devlete akıl verecek kişiler değiliz biz. Devlet işinden, Allah'ın işine karışılmaz derler. Belki yaptığına kendisi de pişman oldu ama. Bulgaristan'daki Türklere karşı geçmişte uygulanan baskı tekrarlanabilir mi sizce? Tekerlek geri dönmez, tekerlek ileri döner. Artık böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum ben. Hakikat dediler, bazıları konuştular, böyle Türkler isimlerini alamazlar. Bu sütlü suyu koridor akarsa o zaman ancak alabilir dediler. Ama oldu bak. Şimdi politikaya bir şey denmez. Dünya işi bu.